Efendim şu anda Darende'mizin eski tarihini hatırlayan Bekir Oruç'la birlikteyiz. Kendisinin engin bilgilerine güvenerek kendisine bir takım sorular soracağız. Darende'nin ticari gelişimiyle alakalı bize bildiklerini aktaracak. Efendim, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Darende'nin Hacı Derviş Mahallesi'nden Hacaloğulları laflı ecdadımız, bütün büyük bizim kabilemiz geniştir. Ekmekçiler de bizim kabilemiz. Efendime söyleyeyim, çok geniş kabilemizdir. Hacı Emine'de dayımız. Efendim Darende'de çok büyük akrabayız. Çıktılar bütün akrabamız bizim. Darende'ler küçüklükten başlar esnaflar da. Fakat bazı kişiler Darende'nin en büyük zengini olan Hacı Ahmet'e iki tane mağaza açmıştır. Birisi Mehmet Ali Söylemez işledirdi, Hacı Söylemez'in babası. Birisinde mağazanın Mehmet Ali'nin babası vardı. Onlar işledirdi o iki mağazayı. Zelloğlu öldükten sonra o vefat vesaire vasiyet etmiş ki onunla, oğlum benim sana vasiyetim var. Benim hayatım boyunca ben bu adamlara sermaye vermiş. Hacı Söylemez'in babasına, efendim mesela Hacı Osman Ağa'ya. Hacı Osman Ağa, Mehmet Ali Söylemez şeyin, Mehmet Söylemez'in kardeşleri var. Mustafa, Bekir, daha çoklu üçler ya, hatırlamıyorum kardeşlerini. Bunlar da bunlara tutmuş Hacı Osman Ağa'ya sermaye vermiş. Zelloğlu. Açmışlar mağazayı. Bunlar demiş ki oğlum benim size vasiyetim. Hayatın boyunca sen iş yapamazsın, çalışmayacaksın. Bu mağazalar çalışır, senin kazancını, karını verir. Sana iş yapma yok, sen yapamazsın bu işi demiş. Babası öyle dedikten sonra, babası vefat ettikten sonra hemen ben ayrılacağım, verin bana ben dükkanlarını, hisselerimizi. Hemen dükkanlara teslim aldı. Teslim aldı. Mehmet Ali Han, Hacı Söylemez, onlar çalıştılar. Öteki adam hemen, onlar da bu İstanbul'a göçtü, Sivas'a göçtü. Geçti gittiler. Zelloğlu çok büyük zenginiydi Darende'nin. Şimdi şöyle bir halini biliyorum ben. Bak, bizzat oğlu bana söyledi. Darende'de bir büyük bir para toplam olursa fakir fukaraya, toplanan para ne kadar oldu? Mesela misali 300 lira mesela. Oğlum benden de 300 lira ayrıca. Hep karşılığına 300 lira benden dedi. Ondan sonra Hacı Bekirler vardı. Zenginler çoğuydu Darende'de. Ondan sonra daha sana kimleri sayayım? Zelloğlu, Sumuroğlu, Hacı Bekirler, efendim Kıtıroğlu. Bunlar Hatipoğulları falan da zengindi. Veresiye satarlardı. Peşin para bulamazlardı köylere. Yüzden veresiye satarlar. Bahar gelecek, bir sene vadeler gelir, parayı verirler, yeniden alırlardı böyle. O zaman banka yok, bir şey yok. Herkes kazandığı altın malını da avradına götürür, uşağına götürür. Parayı getirir, ya da emanet verir, ya vermezse de altın alır, ince alır, saklar. Bütün köyleri elindeydi, bütün köyleri. Ah buyurun, merkebinden tut, atından tut, kısırağından tut. Dayım, benim de dayım olurdu Hacı Emine. Hususu ısraklar getirirler, merkebe çekerler, katı yetiştirirlerdi. Daren diye bir müfettiş gelmiş, maliyet müfettişi. Böyle çok kalmış, kaldıktan sonra bu şiir, bir şiir söylemiş. Söylediği şu: vah ne hoş dilgeç igametgahı var Darende'nin, cenneti asa hoşça seyrengahı var Darende'nin. Halkı hoş, kendisi hoş bir şehri huban hanede, hem bulunmaz memleketi devleti şu Osmaniye'de. Çar etrafı bülbülü sede ahı var Darende'nin. Tohma nehri miski Kevser şehri içinden yar eder, zikri tesbih huda hep anların ezkarıdır. Feyiz menbaasıdır o suyu kim içse kalbi arıdır, Şeyh Hamid-i Veli gibi şahı var Darende'nin. Darende vasiyetlidir, ben vasiyetli, babam bana vasiyet etmiştir. Oğlum, ödüş para ver, alırsın.
kefil olma. Kefil olursan kefilini soyarlar. Dikkat et derdi. Ben de onun için evlatlarıma, benim üç oğlum var, üçünü de tembihledim ki hiç kimseye kefil olmayacağınız. Önlük para çıkart verin. Emanet. Sonra alırsın alamaz o kadere. Fakat kefil olmayacaksın. Devlet de el vur, millet de el vur. İtibar söz konusu. İtibar, insanın tabii, itibarıyla alakalı. Şimdi söylemek istiyorum. Sadullah Bey Hoca vardı, Darende'nin büyük alimlerinden. Sadullah Bey Hoca bir adama kefil olmuş. Kefil olduktan sonra parayı adam ödememiş. Haydi öl demeyken ödemedim. Sadullah Bey'in tarlasını devlet satmış, adamın borcunu almış. Ölürken de vasiyet etmiş ki kimseye kefil olmayın. Peki buna hakkını helal ediyor musun diye sormuşlar. Allah affederse ben de affederim. Allah affetmese ben nasıl affedeyim demiştir böyle.